İtalya'ya kadar gelinir. Floransa'ya da uğranmaz mı yahu? Mutlaka, mutlaka, mutlaka gelmeniz gereken bir yer burası. Firenze, Floransa, mimarinin, sanatın, heykelin, aydınlanmanın, resmin, Rönesans'ın, yeniden doğuşun ortaya çıktığı yer. Floransa, Toskana'nın başkenti. Il Duomo Meydanı burası. Bakın meydana gelince nelerle karşılaşıyoruz. Burada bizi bir 13. yüzyıl mimarisi olan Duomo Katedrali karşılıyor. Duomo Katedrali enfes bir yapıya sahip. Meydanın tam ortasına kurulmuş. Yeşil, beyaz ve pembe İtalya'nın en güzel mermerlerinin burada bu kilisede vuku bulduğunu görüyoruz. Etrafında da o kadar güzel ortaçağ binaları var ki buraya gelip de buraya şahit olmamaya, daha doğrusu buraya hayran olmamaya imkan yok. İtalya gezinizde mutlaka ama mutlaka koyacağınız yerlerden biri olmalı. Floransa. Hep beraber şimdi burayı gezmeye devam edelim bakalım. Galleria Accademia diye bir yazı görebiliyor musunuz burada? İşte şurada. Galleria Accademia. Galleria Accademia neresi biliyor musunuz? Michelangelo'nun 26 yaşındayken yaptığı, yekpare mermerden yaptığı Davud'un heykelinin replikası burada Sinyörler Meydanı'nda bulunuyor. Siz ne yapacaksınız? Sadece oradaki replikayı görmekle kalmayıp aynı zamanda biraz önce gösterdiğim Galleria delle Accademia'ya gideceksiniz ve oradaki gerçek Michelangelo'nun sadece replika değil, gerçek heykelini de göreceksiniz. Michelangelo'nun yaptığı, 26 yaşındayken yaptığı Davut heykelini. İşte şimdi bu meydanda, hangi meydanda? Il Duomo, Piazza del Duomo meydanında kilisenin, 13. yüzyıl kilisesinin cephesini görüyorsunuz. Bakar mısınız şu şahaneliğe? Çok güzel değil mi ya? Ama buranın en güzel taraflarından biri de ne biliyor musunuz? Bu kilisenin en ilgi çekici taraflarından biri de şimdi size göstereceğim vaftizhanedeki, ki bu vaftizhane de bir zamanlar bir pagan tapınağıymış, vaftizhanedeki kapı. Bu arada bu da replika çünkü bunun gerçeği de çok şiddetli bir yağmurla 6 tane plaka yerle bir olduğu için gerçeği de burada bir müzede sergileniyor. İşte şimdi sağlı sollu Tevrat'tan alıntıların bulunduğu kabartmaları bu kapıda görebilirsiniz. Demek ki gezinize başlamak için kesinlikle çok doğru bir noktadasınız.